İçerisinde biraz değişiklik yapalım. Home sayfasıyla. İhtiyacımız olmayan şeyleri silelim. Komponentte sildik. Şimdi biz burada hemen bir metot yazıp get item dersek, tabii böyle değil. Pardon, yanlış yere yazdım. Metot yazıp oradaki Axios'la get işlemini sağlayacağız. Axios.get ne diyeceğiz biz? Şuradaki URL ile get işlemi yapacağız. Sonra bize bir response dönecek bu. Then bloğunda bunu yakalayacağız. Daha sonrasında konsola bu dönen response'u yazdıralım. Tabii Axios'u da import etmem gerekiyor. Axios kim diyor bana? Import Axios from Axios'tan ve biz bir data tanımlayalım. Değerlerimizi bunun içine atacağımız için boş bir dizi tanımladım. Evet, şu an sayfayı yeniledik ama çalışmadı. Neden? Ben bunu metot olarak yazdım ama bir yerde kullanmadım bu metodu. Sayfanın ilk yüklenme anında bu metodu çağıracağım. Get item dersek çalışır gibi. Çalışmadı. Bakalım konsoldan bize ne hata dönüyor. Hata dönmüyor. Ha tabii. Biz bunu bir sayfada herhangi bir yere yazdırmadık. Konsola yazdırdık. Dönen o response'un içerisinde data diye bir blok var. Orada gördüğümüz JSON değerler burada. Şimdi biz this nokta datanın içerisine response'tan gelen datayı atarsak ve sayfa içerisinde bunu göstermek istersek pre tagları arasında bind edelim datayı. Evet, böyle dataları verilerimiz geldi tabi. Başlangıçta bize sunduğu CSS'ler var. Vue'nun. Evet, datalarımız geldi. Bu görüntü benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden Element UI kullanmak istiyorum ben. Element UI'yı installation'dan hemen yükleyelim sayfamıza. Şurada bir tane daha şeyimiz vardı. Element UI'yi yükledikten sonra bir de Quick Start'ına gelip bunu import etmemiz gerekiyor. Main.js içerisinde. AppView zaten daha önceden import etmişti View projesi. Yükledi mi? Yükledi, evet. Şimdi gelip bu Element UI'nin UI komponentlerinden tablo yapısını kullanmak istiyorum ben. Şuradaki gibi. Kendimiz yazalım. Pre-tag'ını alayım şeye. Yorum satırına. Ne yapacağız? El table diyeceğiz. Bunun datasını da bizim kendi datamızı bind edeceğiz. Daha sonrasında sütunlarımızı bize dönen değerler ne? Öncelikle user ID, ID, title ve body sütunlarımız var bizim. User ID, label'ı user ID, yani sütunun başlığı user ID olacak. İçerisine gelen değer de user ID dersek parse error verdi bize. Şunu
İki nokta değil de eşittir yapacağız. Aynen. User ID'lerimiz geldi. 1 1 1 şeklinde. Diğer sütunlarımızı da hemen yapalım. ID, title, body. ID, title, body. Bakalım hemen sayfamızı. Evet, görüntü daha hoş oldu. Şimdi biz burada parametreli get işlemlerimiz de var bizim. Örneğin post 1 dediğimiz zaman sadece tüm postlardan gidecek, ID'si 1 olanı çekecek. Şimdi bu kısmını yapalım. Bu kısmı için ayrıyetten bir sayfa oluşturayım. Oraya ben prop göndereyim. Sadece o gönderdiğim prop'tan ID'yi çekeyim. Sadece o datayı görüntüleyeyim. Bunu nasıl yaparız? Hemen bir tane daha sayfa oluşturalım. Detay sayfası. Prop göndereceğim için name'ini de kullanmam gerekiyor benim bunun. Import. Ne olacak burası? View içerisine ben bir sayfa oluşturacağım. Detail.view olsun ismi. Ve prop göndereceğim için bunu da açmam gerekiyor. Şurada bir virgül unuttuk. Bakalım detail sayfamız çalışıyor mu? Detail view. Ha, öyle bir sayfan yok diyor senin. Hemen oluşturalım. Bakalım sayfamızı oluşturduk. Geliyor mu? Evet, burası detay sayfası. Sayfamız geldi. Şimdi her satıra bir tane buton ekleyeyim. O buton satırın tüm değerlerini detay sayfasına göndersin istiyorum ben. Onu nasıl oluştururuz? Şuraya bir tane daha sütun oluşturalım. İçerisinde de butonlarımızın geleceği yeri yazacağız. Bakalım. Scope is not defined. Cool şey diyor. Scope dediğimiz şey tablonun satır bilgilerini kullanmamızı sağlayan bir yapı. Click olduğunda bir tane metot çalışsın. İçerisine de parametre olarak o scope'un row'unu atsın. Yani o satırı atsın. Diyeceğiz. Detay. Evet, detay diye bir butonumuz oluştu. Şöyle bu son satırı, operasyon satırını da en sona alayım. Evet, sağ tarafa geldi. Şimdi detay için bir metot yazalım. Row diye bir parametresi olsun. Bakalım bize o satırın verilerini alıyor mu? Onu kontrol edelim önce. Konsolu açtık. Bunu böyle aldık. Açtık burayı da. Konsol dedik. Detay. Error veriyor. Neden error veriyor? Detay not a function. Kontrol ediyorum hemen. İsmini yanlış yazmışım.
Şurayı bir sıfırlayalım. Hop, infoya geldi. Evet, detay. O satırdaki verilerimiz bunlarmış. ID'si 1, title'ı bu. User ID'si 1. Örneğin şuna tıklarsam ID'si 3. Evet. Çalışıyor. Şimdi bunu diğer sayfamıza gönderelim, bu satırı. Detay sayfamıza. Bunu nasıl yaparız? Router nokta push dersek, şöyle şuraya gelelim. Name'i detay, yani bu name dediğim şey şu index.js içerisinde oluşturduğum şu name. İsmi detail olan sayfaya bir parametre gönder diyorum. Ne olsun bu da? Detail isminde. İçine row'u atalım. Bu parametreyi diğer sayfaya gönder dedim. Tıkladım. Evet, burası detay sayfası geldi. Detay sayfasında bu parametreyi gösterelim. Kaydımıza bakalım. Devam ediyor. Props oluşturuyorum. İsmini buradan alalım. Ve pre-tagları arasında bunu gösterelim. Evet. Sayfamızı büyütüp denersek, şunu da indirelim aşağı. Örneğin ID'si 3 numaralı olanı gönderiyorum. ID'si 3 numaralı olan geldi bu sayfaya. Örneğin 1 numaralı olanı gönderiyorum. 1 numaralı olan geldi. Tabi bu Axios ile bir get işlemi yapmadık biz henüz. Parametreli. Bu sadece gönderdiğim o satırın verileri. Şimdi Axios ile get işlemini gerçekleştirelim bunun. Data detay boş bir array oluşturalım. Şurada virgülü unuttuk. Detay ve metot yazalım bir tane. Get detail diye. Axios'la get işlemi yapacağız parametreyle. Axios.get bir URL'e gidecek ama şöyle yapalım. Parametre yazacağımız için daha rahat olur. Şuradan hemen JSON placeholder'dan bakalım. Şu metoda. Axios.get 1. Tabii biz bunu dinamik yapacağımız için sonundaki 1'i sildim. Sadece 1 numaralı değeri almasın. Bizim gönderdiğimiz prop'un ID'sine göre alsın diyeceğim buraya. O da nedir? This.detail.id dersem olur gibi. Hemen den bloğunda bunu bize dönen response'u yazdıralım. Hatta datanın içine atalım direkt bunu. This.detay eşittir. Gerçi response'u görmem gerekiyor ama önce. Response.data'dır büyük ihtimal. Şurada bir response'u yazdırayım ben aynı zamanda. Burası değil. Konsolumuza ne geliyormuş? Response.data değil, tek bir değer gelmesi gerekiyor. ID'si 3. Şurayı bir sıfırlayalım. Tekrardan 1 numaralı ID'yi gönderdim. Bakalım ne geldi. Aynen. Data. Detail ID. Axios'u import ettim. Bakıyorum yanlış bir şey yaptım mı diye.
Ben bu metodu yazdım ama yine çağırmadım. Kredi anında sayfayı oluşturdu ama metot çalışmadı. Yapacak olursak şu home sayfasındaki konsolu silmek istiyorum. Benim kafamı karıştırıyor. İncele dedik. Burayı sıfırladık. Şöyle yapalım. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Evet, bize bir değer geldi. Data. ID'si 1 olana tıkladın sen dedi. Geri gelelim. Bir tane daha gönderdim. ID'si 2 olana tıkladın demek istiyordur. Şimdi evet. Çalışıyor. Şimdi bu gelen değerimizi yazdıralım. Neredeydi? Detay sayfasında. This nokta detay eşittir. Sol nokta log değil tabii ki de. Response nokta datayı yazdıralım. Şöyle kapatalım. Şu satır benim response'um. Şu satır benim response'um. İçerisinde data diye bir alanım daha var. Config'ini yazdırmak istesem config'ini yazdırırım oraya. O yüzden response nokta data demem gerekiyor. Daha sonrasında da pre taglarımın arasında detayı yazdıralım. Evet, artık parametreli get işlemimizi yapmış olduk. Örneğin 4 numaralı veriyi çekmek istersen böyle gelecek. 6'yı tıkladım. Bakalım başka ne gibi işlemleri varmış burada. Bir sonraki işlemi commentleri getiriyor. ID'si 1 olanın ID'si postun ID'sinin alıyor. Örneğin aynen postun ID'sini alıyor. Onunla ilgili yorumları çeviriyor. Aslında nasıl söyleyelim? Ben burada zaten postun ID'sini göndermiş oluyorum. Altına da bununla ilgili yorumları getirelim. Hemen şöyle. Get detail, get comments olsun get diye bir ayrı metot oluşturuyorum. Get. Yine parametreli bir get işlemi yapacağız. O yüzden ben bunu yazmak istemiyorum. Kopyaladım. Nereden geliyormuş ama bu ona bakalım. Şuradan geliyormuş. Yapıştırdım buraya. ID yerine de dinamik olarak bizim gönderdiğimiz yani şu 1 yazmışlar buraya. Onun yerine bizim gönderdiğimiz değere göre gelsin. Tabi detay değil. Comments olsun ismi. Response'tan dönen data